Ben Cizah Politeknik Enstitüsü'nün Kimya Teknoloji Fakültesindeki Oli Matematik Kafedrasının doçenti Musayip Abdumanlan açılış kuramam. Bugünkü mavzumuz vektorlar ve orasında çizikli amallar. Vektorlar çünçesi matematikadaki asosiy çünçelerden biri bo'lib, bu hamma tabiat texnika fanlarida ishlatiladigan tushunchalardan bittasi. Avvalo vektor nima? Vektorni tushunchasini kiritsak oldin skalar miqdor va vektor miqdor degan tushunchani kiritamiz. Skalar miqdor deganimizda skalar miqdor faqat son qiymati bilan ifodalanadi. A vektor tushunchasi esa o'sha son qiymatdan tashqari uning yana bitta bilesi yo'nalish degan tushuncha kiradi. Masalan, bunga ta'rif beramiz. Ta'rif. Yo'nalishga ega bo'lgan kes maya vektor deyiladi. Demak, kesma faqat son qiymat bilan bo'linadi. Vektorni vektorlar. Biz quyidagicha ifodalaymiz. Uning boshlanish nuqtasi bo'ladi va oxirgi nuqtasi bo'ladi. Kesmada masalan mana bu A nuqta desak, mana bu masalan B nuqta desak, mana bu kesma deb ataladi. Bu yerda hech qanaqangi yo'nalish tushunchasi yo'q. Faqat bunda uzunlik bor. A, B uzunluk bor. Endi vektor tushunchasini kiritganimizda mana ta'rifga olsa nima deyapmiz? Yo'nalishga ega bo'lgan kesma. Demak, vektorda boshlang'ich nuqta bo'ladi va oxirgi nuqta bo'ladi. Demak, A nuqta uning boshlang'ich nuqtasi desak, B nuqtani uning oxirgi nuqtasi desak, vektor A'dan B'ga yo'nalgan mana bu yo'nalishga ega bo'lgan kesma bo'ladi. Yo'nalishga kesma bo'ladi. AB vektorini biz ko'pincha AB ustiga biz sirga qo'yishimiz kerak, yozishga oson bo'lishi uchun ustiga chizib qo'yamiz. Bu degan so'z A'dan B'ga yo'nalgan degan ma'noni bildiradi. Demak, AB vektorimizda majburiy yozilayotganda A uning vektorining boshlang'ich nuqtasi, B esa oxirgi nuqtasi. A'dan B'ga yo'nalgan vektor bu. Ko'pincha bu vektorni bitta harflarni belgilashi mumkin. Masalan, mana bu AB vektorini biz kichkina A ustiga chizchiq qo'yib qo'ysak, endi sirga qo'ymayapmiz. Shunga kelishib oldik. Demak, A vektor kitoblarda buni bosma harflar bilan belgilanadi. Demak, A vektorimiz nima ekan? AB vektor ekan. Demak, bitta harflarni belgilash mumkin. Demak, masalan, skalar miqdorlarga nima deyish mumkin? Bu tabiatda uchrab turadi. Masalan, hajm, uzunlik, og'irlik tushunchalarini biz skalar miqdorlarda belgilaymiz. A kuch, tezlik, tezlanish tushunchalari esa vektor orqali belgilanadi. Endi vektorni biz umumiy holatda ta'rif beryapmiz. Vektor biz agar to'g'ri burchak dekan koordinatalar sistemasini kiritsak, unda quyidagicha ifodalanamiz. Masalan, birinchi navbatda o'sha dekan koordinatalar sistemasi degan tushunchani kiritishimiz kerak. Buning uchun o'q tushunchasini tushuntiramiz. O'q. Bu nima ekan o'q? Masalan, biz bilamizki, har qanday boshlang'ich nuqta va shundan chiqarilgan mana bunday yo'nalishga ega bo'lgan nur, bu nur deyiladi. O, o'shaning
nuqtasi bor, yo'nalishi bor. Agar biz buni qarama-qarshi davom ettirsak, mana qarama-qarshi davom ettirsak buni. Demak, bu yerda bitta chiziq hosil bo'ldi. Bu chiziq qachon o'q deyiladi? Birinchidan boshlanish nuqtasiga bo'lish kerak. Demak, boshlanish nuqtasi bo'lish kerak. Ikkinchi yo'nalishi bo'lish kerak. Ani o'q bo'lishi bu yerga birlik tushunchasi kirish kerak. Biz ko'pincha bu masshtab deymiz, birlik tushunchasi. Birlik o'lchov kirish kerak. Ana shu uchalasi jam bo'lganda biz buni nima der ekanmiz? OX o'r deb ataramiz. Mana buni endi OX o'r deb ataramiz. Demak, mana bu narsa nima bo'lyapti? Bu boshlanish nuqta bo'lyapti. Yo'nalishi bor. Mana bu tomonda musbat yo'nalish deb olamiz. Buga qarama-qarshi yo'nalishni manfiy yo'nalish deb olamiz. Endi biz mashdan kiritdik, birlik kiritdik. Mana buni bir birlik dedik mana. Mana buni ikki birlik dedik. Uch birlik bo'lsa x birlik. Mana bu yerda qarama-qarshi tomondan 1 plus 2 o'qasi ketyapti. Demak, mana shu o'q, sonlar o'qi deyiladi. Chunki har bitta songa buning ustidan bitta nuqta mos keladi, har nuqtaga bitta son mos keladi. Ana buni biz bir o'lchovli haqiqiy sonlar o'qini bir o'lchovli fazal deb ataymiz. Agar mana shunday ikkita o'qdan biz perpendikulyar ravishda bitta boshlanishini tanlab ikkita o'q perpendikulyarga joylashtirsak, mana bu OX deymiz. Bu ham o'q, mana bu y. Demak, bu yerda nima bo'lyapti? Tekislikni mana shu kiritilgan sistema to'rtga bo'lib chiqyapti. OX o'qini biz albatta buni haqiqiy o'q, absissa o'q deymiz, mana bu OX o'q. Sala o'q deyiladi. A o y esa ordinatalar o'q deyiladi. Ana endi bu tekislikda biz to'g'ri burchakli, mana burchagimiz 90 gradus. Burchagi 90 gradus. Shuning uchun bu kiritilgan sistemani to'g'ri burchakli Descartes koordinatalar sistemasi deb ataymiz. Ana endi bu ikki o'lchovli faza. Demak, mana buni biz OX o'qi dedik, buni OY o'qi dedik. Xuddi shunday biz uch o'lchovli fazani ham kiritishimiz mumkin bu yerda. X, Y, Z. Ana endi mana bu yerdagi OZ o'qi applikatorlar o'qi deb yozadi. Bu uch o'lchovli faza. Mana shu joyda biz sizga vektor tushunchasini vektorni kiritgan bo'lamiz. Demak, vektor biz aytayapmizki, mana bu vektor. Bu vektorni kiritsam oldim, biz sistemani ham kirib chiqdim. Ana endi biz mana shu to'g'ri burchak Descartes koordinat sistemasini kiritganimizdan keyin vektor tushunchasini, vektorning o'zini mana shu yerda qanday ifodalashimiz mumkin? Bu yerda biz avvalambor bularda o'q bo'lgani uchun birlik tushunchasi kiritilgan, birlik kiritilgan, birlik uzunligi 1 ga teng bo'lgan vektorlarni olamiz. Buni OX o'qidagini I vektor deymiz, mana bunisini J vektor deymiz, bunisini K vektor deymiz. Ya'ni K vektorni
i vektörde j vektörler birbirine pirimunda joylashgan birlik vektörler. Ko'pincha bunu baz ham deb ataydi. Ana endi mana har qanday vektorni shular orqali ifodalashib olishimiz mumkin. Demak, birinchi navbatda vektorlarni ustida chiziqli amallarni biz tushuntirishimiz kerak. Xo'sh, mana bu sistemani, to'rtburchak Descartes koordinat sistemasini kiritib oldik. Endi vektorlarda shunday tushunchalar bor. Bu yerda ozod vektor degan tushuncha bor. Ozod vektor. Bu nima ekan? Demak, A vektorimizni tekislikda bo'lsa, fazada bo'lsa farq yo'q. Parallel ravishda yo'nalishini o'zgartirmasdan ko'chira olsak, bunda ozod vektorlar deyiladi. Masalan, mana bu vektorni mana bunday ko'chirishimiz mumkin. Mana shunga parallel ravishda ko'chirib bo'ladi. Mana A vektor ko'chirildi. Yo'q bo'lmasa, shu vektorni bu tomonga ko'chirib qo'yishimiz mumkin. Mana bular ozod vektorlar deyiladi. Agarda buni birorta nuqtasini biz bekitib qo'ysak, unda bor vektor bo'ladi. Ya'ni boshqacha aytganda A vektorni biz mana shu yerga A vektorni boshlanishidan bekitib qo'ysak, vektorimizni B oxirgi nuqtasi aylanib bor vektor bo'ladi. Endi mana shu yerda vektorlarni birinchi biz bilishimiz kerak bo'lsa, kollinear degan tushuncha bor. Kollinear vektorlar. Ne quyidagicha ta'rif beramiz. Demak, kollinear vektorning tarifi. Bir to'g'risi yotuvchi bir to'g'ri chiziqda yotuvchi yoki unga paralel vektorlar kollinear vektorlar deyiladi. Kollinear kollinear vektorlar deyiladi. Al endi yana bitta tushuncha bor. Kollinear vektorlar bo'ldi. Mana bu vektorlar hammasi kollinear vektorlar. Ya'ni bitta to'g'ri suzib o'tkazsak, mana bitta to'g'ri suzib o'tkazyapmiz, mana to'g'ri suzib o'tkazyapmiz. Mana shu ustiga o'tibdi mana. Mana bu A vektorimiz. Misol uchun mana bu mana vektorimiz. Mana bu S vektorimiz mana. Mana shu L chiziqda yotibdi. Mana ana bunisi D vektor bo'ldi mana. Bu chiziqda yotmayapti, lekin parallel o'tiribdi. Mana bunisi masalan K vektori bo'lsa mana. Vektorni boshqa tomonga o'tkazdi. Demak, bu yerda yo'nalishi farqi yo'q. Yo'nalish farqi yo'q. Demak, shu chiziqda yotish kerak va unga parallel bo'lish kerak. Bunday vektorlarni biz kollinear vektorlar deymiz. Endi komplanar vektorlar degan tushuncha bor. Komplanar vektorlar degan tushuncha bor. Vektorlarning ustida komplanar degan tushuncha bor. Ta'rif beramiz shunga ham. Endi nima deyapmiz? Bir tekislikda va unga paralel bo'lgan
Yıkırlar. On kuva. Na. Yıkırlar diyelim. Yotkan vektörler bana. A vektör. B vektör. S vektör. Bana tiksi yotuptu. Bana şimdi paralel bu kadar. Bana yaptı mı da? Yanı mı da? Bana da vektör dolu koydum bana. Bana burada haması bir tiksi yotkanlığı için ve şimdi paralel bu kadar için burada komplanan vektörler dedi. Anında vektörlerde üstüde amallar var. En sonunda amallar. Yani onu biz çizikli amallar deyimiz. Çizikli amallar ne demek lan? Çizikli amallarga vektörün sonu köpaytırış ve koşuş degen düşünceler var. Çizikli amallarga demek birincisi vektörünü son ya ko'paytirish. Bizga lambda bu skalar son, ya'ni 0 ga teng bo'lmagan son. Skalar. Endi A vektör berilyapti. A vektör berilgan. A. Vektör berilgan. Mana A vektörni berdi. A vektör berilgan. Endi mana shuni biz lambda sonu ko'paytirish uchun bu vektörni şu bitta chiziqda o'shaning o'zida lambda marta cho'zishimiz yo bo'lmasa qisqartirishimiz. Bu yerda ikkita hol bo'lishi mumkin. Birinchi hol lambda musbat. Lambda musbat bo'lganda shuni bo'lganda lambda a vektor a vektör yönelik şurada bulandı. Demek şu yönelikte bularken A yönelikte özde bularken yine bir de hem iki tane arzam var. Mesela A hal var. Lambda lambda. Nöldan kappa, kichkina birdan. Shunda A vektorni biz lambda marta qisqartiramiz. Ya'ni mana bu bizning A vektorimiz bo'ladigan bo'lsa, A vektorimiz bo'ladigan bo'lsa. Endi yo'nalish shunday bo'ladi, lekin buni o'ylayapti lambda A vektor. Ya'ni lambda marta qisqardi degan so'z. Bu birdan kichkina bo'ladi. Agar 1 ga teng bo'lsa, o'ziga teng bo'ladi. Bir holi bor. Endi lambdamiz katta bir. O'shanda a vektorimiz lambda marta cho'ziladi endi. Ana. Lambda a vektor. Ya'ni lambda marta cho'zildi. Yo'nalishi o'zgarmay qolyapti. Yo'nalishi shu a yo'nalishi bo'ladi. A birdi esa bu hamda yo'nalish o'zgarmayapti, lambda marta qisqaryapti. Bu lambda 0 dan katta bo'lganda. Xuddi shunday, xuddi shunday. Ikkinchi hol borki, ikkinchi hol borki, lambda manfiy bo'lganda shunga o'xshash bo'ladi. Ana shunday bo'lganda lambda
A vektör. A vektör. Ya karama karşı. Ma karşı yönelişte burada. Burada mı ikte hal var ende? Burada mı ikte hal var? Yani A halinde, A halinde. Bu yani A vektörümüz, A vektörümüz. Şimdi bu vektörle paralel, lakin karama karşı yönelişte burada bana. Lambda A vektör. A bunu istese, şu yönelişte burada, lakin o yok. Karama karşı yönelişte burada, lakin yönelişte karama karşı, A vektör karama karşı burada. Lambda A vektör. Mana bu sonun köpaytirish deb tushuntirib berdim sizlarga. Endi vektorlarni qo'shishni ko'rib chiqamiz. Vektorlarni qo'shish. Buni men qo'shiraman. Sonun ko'paytirishni ko'rgandik. Ana shu sonun ko'paytirish va qo'shish ayrim sizlarga amallar deb atalishini sizlar bilasizlar. Demak, ikkinchi holat, ikkinchida hozircha yozamiz mana 2 vektorni qo'shish. Bizga ixtiyoriy 2 ta A va B vektorlar berilgan. Mana A vektorimiz berilyapti. A vektorimiz va B vektorimiz berilyapti mana B vektorimiz. Demak biz siz bilan boshqa kelishib olamiz. Mana shu berilgan vektorlar biz ozod vektorlarimiz ko'ramiz. Ya'ni bu vektorlarni istalgan joyga parallelda qo'shish mumkin. Ana endi bu yerda qo'shish uchun ixr usuli bor. Birinchisi A. Üçbürçekler usulü. Bu da ne anlamız? A vektörde burada noktanı olamız. Mesela O noktanı değilim. O noktanı tanınıp olduk. Çünkü A vektörde erkin ozat vektör bu kadar için onu paralel olsun kuşup kilitlerimiz. Bunu boşanış noktasını şu O noktaya koyalım. Şimdi İkinci B vektörümüzde boşanış noktasını A vektörünün ağır noktasına paralel olarak koşturup koyalım. Bunda onda bana onda ilgilikte B vektör nasıl oldu? Birinci vektörden boşanış noktası bile ikinci vektörden ağır noktasını tutaştıraman ve yönelişini bana şu ikinci vektörden ağır noktasına yönelik koyalım. Bana şu vektörümüz A plus B vektör bu. Yani hazır bugün vektörümüz kandaydı da S vektör buluyor. Ben karın. Şurada bana sonu kuvvetirgenimiz de ham. Mesela K kuvvetirgen A vektörümüz kandaydı da S vektör buluyor. Sonu kuvvetirgen vektör buluyor. Bir de ham A vektörde koşsak B vektörge yani S vektör aslında. Yani çünkü hazır bu miydi? A İkinci usulü var. B usulü de koyduk bunu. Bunu paralelgram usulü de koyduk. Birini anlamız. Bu yerde şimdi ikkala vektörünü ham bitta boşanış usulü alıp gidelim sonra. Ondan sonra aşkın çırmanın sürekli çıksın bana A vektörde op geldi bana paralel üstüne koşuyorum O noktada op geldi
Bunun tanıyı mı ahırı mütasını? Yani onu tanıyıp gelmez. Bir, bir tanısı var. Bana şunlar ki paralel gelen ne sayma? Bana. Hani, paralel gelen basıp oldu. Ama şu paralel gelen ne? Paralel gelen ne? Kişken noktasını boşanış 10 noktalarla birleştirir. Hasıl bu yani vektörümüz, yani bunu M vektörde koyduk, O M vektörümüz, yani O M vektör, yani vektörlerde boşanış ağır noktalarla birleşse üstüne bir çizici koyalımız diye birleştirdik. Demek bana bu boşanış noktası, bu ağır noktası. Demek bunu neye gel? Bu A vektörde, B vektörde, boşanışla hasıl bu yani. Üçüncü bir S vektörü. S vektörü. Ana bu S vektörü. Demek S vektörümüz neyken? A plus B vektörü. Yani koşkanımızda yine şu nasıl olsa böyle. Mana vektörünün özgü okşar şu vektörü olsa böyle. Şimdi vektörünü vektörden ayırışın. Mesela A vektör minus B vektör desek. Bunu yazıp oluşunuz mümkün. A plus minus B vektör. Yani A'dan B'ni ayırışın, A'dan B'ni ayırışın, şu B'ye karama karşı bir vektörünü koşuşumuz gerek. Bana bu koyduğumuz sır. Demek biz ancak şu kilitirdik bunu hem. Yok, koşuş. Çünkü az kırtılgenle gel, ayırış çünkü azın oranlar tutar, oluşturur, kalatı yok. Şimdi bana şu yerde, vektörlerden üstünde çizip amallar, kuyudaki, hossalaki ile. Birincisi, A vektörde B vektörde koşsak, bu B vektörde A vektörde koşkanızı ten. Yani oran anlaştırış hususiyatı ile. İkinci, aneydi A vektörde B vektörde üçüncü bir S vektörde koşuyoruz. Bunda bunu gruplaş koşsası ile bana. Oldun A ile B'ni koşup, kesinlikle koşkanımız bilen A plus B plus S. Bu gruplaş basası ile. Şimdi hud düşünün de, hud düşünün de. Mesela, burada vektörün sonu kopaydı için şuna sana konuşmanız mümkün demek. Bir de, mesela, lambda Tenge mas 0 bo'lsa, lambda ko'paygan A vektor, bu A vektor ko'paygan lambda. Yana bir yerda ham o'rin almashish qosasi bor. Keyin yana shunday qosasi borki, shuni dedim, 4-inchi. Birorta lambda sonni ko'paytiramiz A plus B ga. Bunda bunu taksıma kossası deyiladi, lambdanı. Aga kopaytır yapar, lambda sonunda A vektörü kopaytır yapar. Yani lambdanı kopaytır yapar, B vektörü. Yani bunu ondan hem çaptan hem kopaytırsan, şu bırakın nasıl olduğunu bulan. Bana bu vektörlerden asosiy kossalardan bittasi. Ana endi, biz umumi holat aytib o'tdik, boya sizlar bilan to'g'ri burchak Descartes koordinata sistemasini kiritdik. To'g'ri burchak Descartes koordinata sistemasini kiritdik. Men umumiy holda aytib o'taman, umumiy holda aytib o'taman. Mana bizga biz to'g'ri burchak Descartes koordinata sistemasini kiritamiz. 10 nuqtani olamiz. Mana shu yerdan 3 ta o'qni bir-biriga kelpintlar bilan joylashtiramiz. Demak, mana bu x y Z. Bak, paylaşım var. Kupınca belirleyitkende albatta soğuz silgisi tiskari yönelişte olamaz. Soğuz silgisi tiskari yönelişte olsanız bunu musbat yönelişte ilerdi. Demek bu O, X, Y, Z sistema doğru bıçaklı.
Yıkar. Koordinatlar. Sistem açtırdılar. Ne bak bana şu? O yüksek rezil, doğru güzel, dikkat edin. Fazat da böyle yaptı. Uçur-çuru böyle yaptı, uçur-çuru böyle yaptı. Demek bana bir yerde, bana bir yerde. Biz burada vektör olsak, misal için. Kandaydır, bana bunu tutam var mı uçurup durayım mı? Bana bunu doğru güzel, dikkat edin, sistem açıp oldum da. Bana şuna, bittir vektör, bana şuna bittir en noktada oldum. En noktada oldum. O noktada emni birleştirdim de, şuna kadar da bittir vektör yazıp koydum bana. Mana bunu O M vektör. Yok olmasa bir tahtan bilgiledi. R ile bilgiler koyar bana. R. Mana bu neyken? Radius vektör değil adı. Demek her kandı korunda borsadan çıkan vektör radius vektör dedi. Demek mana bu M nokta bu ihtiyarı özgürlüğü. Demek M noktanın koordinatlarını biz toparışımız mümkün. Bunun için bana bu O, X, Y, tik C'ye bana şu tik C'ye pirmirle çürüyoruz ona. Bana biri geçişti. Şu noktadan O, X, O'ya yana pirmirle çürüyoruz. Bu arzu edici kısa yerinden bana. Hani. O paralel olsun. Demek bana şu noktandı, bana şu noktandı. Şimdi gelin bizge kuleylik için, kuleylik için biz şuna bilgilegemiz Ermaz, ablan bilgile olayım şunu. Avrestir değil, bana avrestir değil. Uşanlar ne olabilir? Bana bu avrestirdin o x noktada proyeksiyası. Bunu a x'li bilgilegemiz. Bana bunu söylese a y diye bilgilegemiz. Demek karak, mana bu masafamız, mana bu masafamız. AX demek mana bu AX. Mana bu masafamız AY, AY. Şimdi mana bu masafamız proyeksiyas bu tamamı çıradı. Uşan için bunun madimiz AZ. Şimdi karak, mana bu I vektör, bir vektörümüz. Mana bu ise Z vektör. Mana bu ise K vektör. Demek bunu K vektör. Demek mana bu nokta geçer. İ vektörde AX marta koydu. Bu son. Bu son. Uşanda A vektörde yazarırkenmiz. A vektörde yazarırkenmiz bana. A, X, Y plus A, Y, J plus A, Z K'de yazarırkenmiz. Diyorlar bana bunlar birlik vektörler. Şimdi A vektörde yaşamışlar var. Bana üçte, tüzücüler bana bitti, ikte, üçte. Bana bu vektörümüz, bana vektörümüz. Bana bu koordinatı borçtan çıkartken O. Masama AX ise bana şu vektörün yaşamışısı. Aleyken bana bu son AX. Demek A, X, Y, A, Y, J, A, Z, K'lar. Komponentler de yoktur. Yok ki tüzükçiler yakınız yasalçiler yok ki tüzükçi yasal şey değiller ya bunu. Lakin AX bu son, AY bu son, AZ son. Buna vektörler. Bana bu neyken? A vektörünün OX okudaki proyeksiyası diyerek
ham bo'lsa a vektorni o y o'qdagi proyeksiyasi. A bunisi esa a vektorni o z o'qdagi proyeksiyasi. Mana ko'rasizlarmi? Demak, yasovchi bilan uni proyeksiyasi ekranisi farq bo'ladi. Demak, proyeksiyalar o'sha yasovchilarning uzunligini bildiradi. Ani qaran, boyagi biz aytgan narsamizni qaytadan belgi yozib chiqishimiz mumkin edi. Mana bizga o'sha ikkita vektor berilgan bo'lsa, a va b vektorlari o'sha birlik yoyilgan, birlik vektor orqali yoyilgan holatda berilyapti. Masalan, mana bunda a vektorimiz qarang. A vektorimiz yozyapmiz. A x y plus a y z plus a z k. Ko'pincha ko'p hollarda mana shu narsani qanday yoziladi mana? AX AY AZ shaklida yozyapmiz mana qarang. A vektori shunday belgilashimiz mumkin ekan. Mana bunda yoyilma shaklida yozmasdan. Xuddi shunday B vektoridan yozishimiz mumkin mana qarang. B X Y vektor bu B Y J vektor plus B Z K vektor. Ya como se pasa que se tiene que hacer B, X, B, Y, B, Z, B, Z. Şimdi A vektörde bir orta lambdaga ko'paytiramiz. Bu degan so'z, bu degan so'z nima deyekan? Har bitta, har bitta komponentlarni, yo'q bo'lmasa mana bu yerdagi proyeksiyalarni shu lambdaga ko'paytirishimiz kerak ekan. Masalan, qanday yozamiz? Masalan, lambda o'zarpa a x y plus a y z plus a z k bu nima deb bo'ladi? Lambda a x i. Ya'ni lambda sonni mana son ko'paytiramiz. Plus lambda a y z plus lambda a z. Mana bu agar u koordinatalar bilan berilganda, demak mana bular mana bu ax, ay, azlar a vektorning koordinatalari ham deb ataladi. Ana shu koordinatalar bilan berilgan vektorni songa qo'ysak, mana bu qoidaga asosan ko'paytirib ekanmiz. Endi qo'shmoqchimiz uni. Birinchi, ikkinchi chizib qo'yamanlar. A vektorni qo'shamiz b vektorga. O'shanda nima qilar ekanmiz? Keling, mana ulardan foydalanishimiz mumkin mana. Mana. O'sh mana bunday yozaman mana. A x a y a z. Mana bu belgilashdan foydalandim. Qo'shmoqchiman nimaga? B x b y b z. Ani mos koordinatlarni qo'shib qo'yamiz mana. A x plus b x a y plus b y a z plus b z. Ayirganimizda ham shu narsani o'zi bo'ladi mana. Demak, mana yerda ayirib bo'ladi, mana yerda yana nima bo'ladi? Ayirib qo'yib qo'yamiz mana. Qo'shganimizda ayirganimizda biz aytdikki, ayirish amali qo'shish amaliga teskari amal. Mana bu chiziqli amallarni koordinatalardan bergan vektorlarni ustida men ko'rsatdim. Endi vektorning asosiy elementlari bor. Masalan, biz a vektorni mana yozib qo'ydik. A vektorni yozib qo'ydikki, a x, a y, a z. Endi buning uzunligi bor. A vektorning uzunligini mana bunday belgilaymiz. Buni model deb ataladi. Yoki bo'lmasa bu nima deydik? Biz ostida a x kvadrat plus a y kvadrat plus a z kvadrat. Mana bu nima ekan? Model deb ataladi. Yoki bo'lmasa vektorning uzunligi.
Pifagor teoremasını kildirip çıkarışımız bunu. Ani indi, bana şu A vektörün uzunluğu olsa, onun yöneltirici kosinüsleri, yöneltirici kosinüsleri var. Yöneltirici kosinüslerini biz kuyuda geçelim, modül oldu, bana bu. Kosinüs alfa, bunu mi yiyken? Demek modelde, modelde. Kopaytıramız. Ha, bana bunu yazmamız lazım. Uşanın A, X'di, A'nın modelde buraya yıkanımız. A, kosinüs, beta diyenimiz ise A, Y'di buraya yıkanımız, A'nın modelde yıkanımız. Kosinüs, gamma diyenimiz ise A zeytini bulurken demeken onu modelige. Bana bu yöneltirici şimdi kosinüsler de burada abi. Yani vektörde yöneltirici koydum. Bu diken mi diken? Ama alfa burçak ne mi? Alfa burçak o x okulun taşlığı etken bana bu çeyek ya bana bu. Bana bu çeyek ya bana bu. Ama bana bu çeyek misi? Bitti bu çeyek ya. Ama bana bu çeyek misi? Gamma bu çeyek ya. Demek alfa, beta, gammalar şu vektörün yönelişini atlayıp. Biz uzun, onu ihtiyar görüşü uzun tanrım olamayız. Bunun için alfa, beta, gamma burçaklar biror A vektörünü aniqlash uchun quyidagi shart bajarilishi yetarli va zarur. Qanday shart ekan? O'sha kosinus kvadrat alfa mana bu kvadrat plus kosinus kvadrat beta plus kosinus kvadrat gamma birga teng bo'lishi kerak. Mana bu shartni bajarish yetarli va zarur ekan. Mana bu shart bajarilmasa o'sha alfa beta gammalarimiz birorta vektorni aniqlamaydi. Endi vektorlarni qo'shishni, ayirishni ko'rib chiqdik. Savol tug'iladi. Vektorni vektorga qanday ko'paytiramiz? Degan savol bor. Shuning uchun yana shunday bitta kichkinagina mavzuni o'tib ketamiz. Bu vektorlar ustida chiziqlar bo'lmagan amrlar, ya'ni vektorlar. Ustida. Mana buni yozdim. Mo. Ç. Z. Shuni A. Mal. Lar. Demak, chiziqlamalarga biz bildik. Nima ekan? Vektorni so'mga ko'paytirish va qo'shish amali chiziqlamalar bo'ladi. Endi nochiziqlamalar degani nimani tushunamiz? Mana buning uchun bizga ikkita vektor berilgan. Masalan, biz
Gördünüz ki, fakat vektör sonu kopaydı. Vektör vektörü kopaydı gelmez yok. Olsun, bana bunu şöyle korsun. Bana bizge olsun. İktidar vektörü bir, iktidar vektörü bir. Demek biz bildik, bunu sonu kopaydı şükür, birbirine koşu mu? Şimdi A vektörünü, A vektörünü, B vektörünü kopaydı. A vektörünü, B vektörünü kopaydı. İkil bulurken, umarganda birinci, biz bilelim, iki vektörünü skalar kopaytırmış. İkincisi, yani iki vektörünü vektör kopaytır. Üçüncü koçum var. Demek, üç. Vektörünü aralaş kopaytır. Birisi karab çıkarız. İki vektörünü skalar kopaytmaz. Bana bizge İhtiyari A ve B vektörleri birilgen. Her A ve B vektörlerinin skalar kopaytması de A vektörünün uzunluğu, yani bu modelini A B model bunlarını ular orası dagi burçak kosinu ya kopay ya son kayıtlarda yani
aytiladi deb, ya'ni keyin yozamiz buni. Aytiladi va u quyidagicha belgilanadi. Demak, A, B. Orasiga ko'paytirib belgini qo'ydik. Yoki A, B. Mana qosir ham belgilanadi. Demak, tarifga ko'ra A ko'paytirilgan bo'lgan skala ko'paytiramiz. O'sha vektorlarning uzunliklari, ya'ni modullari va orasidagi kosinus burchagining burchagi ko'paytiramiz. Bu yerda fi nima ekan? A vektor bilan B vektor orasidagi burchak ekan mana. Mana bu skalar ko'paytirgani topish formulasi deyiladi. Endi bu yerda nima qilish mumkin? Ular orasidagi burchakni topish mumkin shu formulada. Mana qarang, kosinus nima ketdi? Skalar ko'paytmani ularni vektorlarni uzunliklarga bo'lib chiqsangiz, ya'ni bitta formula hosil qildik. Ikkita avval vektor orasidagi burchakni biz topdik. Mana bunda yana bitta formulani bizga kerak bo'lgan formulaning bittasini topib qo'ydik. Endi ha, mana bu vektorlarimiz birlik vektorlar orqali yoyilgan bo'lsa qanday bo'ladi? Birlik vektorlar orqali yoyilgan bo'lsa qanday bo'ladi? Ya'ni biz A vektorni ko'paytirmoqchimiz B vektorga. Demak, shuni olish uchun biz bitta narsani aniqlab olishimiz kerak. Endi qarang. Mana bu birlik vektorlarimiz bir-biriga qarab turibdi mana. Bu I vektorimiz, bu J vektorimiz, bu K vektorimiz. Mana ko'rinib boshi. Endi I vektorni I vektorga ko'paytiraylik. Bu degan so'z formulaga bo'yicha nima bo'ladi? I ning moduli ko'paygan J ning moduli ko'paygan kosinus fi. Endi I ni I ga ko'paytirsangiz, orasidagi burchak 0 mi? 0 gradus bo'lib turadi. Kosinus 0 nima ketdi? Ha? 1 ketdi. Demak, bu yerda 1 ko'paygan 1 1 barobar 1 ga teng bo'ldi. Boshqacha aytganda i ning kvadrati nimaga teng bo'ladi? 1 ga teng bo'ladi. Xuddi shunday topishingiz mumkin nimani? J ning kvadrati ham 1 ga teng. K ning kvadrati ham 1 ga teng. Bular vektorlarni ko'paytiryapmiz. O'z-o'ziga. Endi har xil normalar. Mana qarang. Yani i'nin modülü, j'nin modülü, kosinus. Şimdi bunların orasındaki burçak 90 gradus ki bana. 90 gradus. Çünkü için bir gemi pi taksim i koyamaz. Şimdi ise b, b, n. Demek her türlü hemşe nur burayken. O zaman i'nin j'ye kopayısa nur. J'nin k'ye kopayısa kam nur. K'nin ko'paytirsak iga to'g'ri. Skalar ko'paytmada e'tibor bering mana. Skalar ko'paytmaning xossasi bor-da bu yerda. Skalar ko'paytmada xossa, skalar ko'paytmaning xossalari bor.
asal la Birinci fasal. Ona skalar koyarmalı. Onun almaşı fasası bor. Onun almaşı fasası iyi. Bana karın. Ana bagat kompaytasız, bana ana kompaytasız mı? Farkı yok. Çünkü bana uzunluklar onun almaşan, lakin kosiniz cüf funksiyon bulgarışı, orasındaki burçakımız karama karşı bulsa ham, barbar. Yani, şunu etin buna. İkinci fasası var. Bana onda fasalarını bir bilgendik. Şimdi, lambda, nurgi tin diyemez. Uşanda, lambda, bana A, D. Bana bir bilgileşte faydalandım. Yani, başka bir bilgileşimiz vardı ki, uşa bir bilgileşte faydalandım. Bunda ne olurdu? Karak. Lambda, A, vektörde, kopaytıramız, B vektörde. İki kere sonra faydalandım. Yok ki bunu getirin. A vektör, kopaytırırken, lambda, O vektör. Demek, skaler kopaytmanı lambda son kopaytır için, şu skaler koordinat katlaşırken A vektörün kaysa bir bu sayın tasını lambda son kopaytır koysanız vurur. Üçüncü hossası var diyeyim ben de. Bana sorayım. Boş. A vektörde uşağımız B vektörle şunu kopaytıramak S vektörle. S vektörde butamının olmasın, butamının olmasın. Sabah bana bu kurnar var, şansız geliyor. Demek bir de taksimat onu var bana. A vektörde kopaytıramız S vektörle. Şunuz B vektörde kopaytıramız S vektörle. Başta fasası var. Başta fasada geliyor. Şimdi şuradan faydalanıp, şuradan faydalanıp. Men bana bu koordinatlardan girilgen vektördek skalar kuvvetmesini topuşsa sizge yozup kursatıp koyma ama siz getirip çıkarız. Bana kadar. A vektörde kopaytıramız B vektörde. Bu diğer sonu bana gelir. A x y plus A y z plus A z k kopaytıramız mı gel? B x y plus B y z plus B z k. Oddiy qovursa oshgandan boshlab chiqsangiz, bu yerda hosil bo'ladi nima? A x a b plus a a x b x a y b y plus a z z. Buni siz ko'pincha ilgaridan ko'rib kelgansiz. Endi mana shu yerda to'xtatamiz darsimiz. Bu vektör juda ham juda ko'p qo'llaniladi, buni yaxshi o'rganish kerak. Albatta talabalarga men kitoblardan o'qishni tavsiya qilaman. E'tiborlaringizga rahmat.